Devlet Bahçeli'nin açıklamaları çok önemliydi. Süleyman Soylu zaten çok uzunca süre takdir eden bir sürekli terörle mücadelesi konusunda sürekli övüyor, anlatıyor. Zaten dünkü mesajında da Sayın Devlet Bahçeli sahip çıktı. Bir iki MHP'li isim yanlış ifadeler kullandı ama mesela Cemal Engin Yurt. O da sonradan tabii pişman oldu. İşte Devlet Bahçeli'nin şeyleri burada. Bak Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bu görevi hakkaniyet içerisinde okuyorum ama devam ediyor. Bu şekilde bir şey var. Destek. Evet. Abi Sayın Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin içindeki belli bir kesim, işte bazılarını sayıyoruz. Belli bir kesime yönelik, belli bir kesim AK Partili'den daha çok AK Parti'yi savunduğunu iddia edebilirim. Biz kendisiyle söyleşiye gittiğimizde ne demişti Adebi? Cumhurbaşkanı belli başlı noktalarda AK Parti'nin içinde de yalnız bırakıldığı için ben Cumhurbaşkanı'nın yanındayım demişti. Ve Devlet Bahçeli tam da ismi gibi abi, devlet adamı olmanın gereğini yerine getiriyor. Süleyman Soylu'ya verdiği destek de çok kıymetliydi. Sayın Devlet Bahçeli de hep böyle ama yani bu tür kaliteli ve devlet millet menfaatine açıklamaları var ama Devlet Bahçeli ile ilgili epey zamandır sosyal medyada da bir kampanya yürütülüyordu. Bunun farkındasın değil mi? Tabii. Yani bir haftadır şöyle bir kampanya yürütülüyordu. Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Devlet Bahçeli öldü. Her akşam sosyal medyada yazıyorlardı. Devlet Bahçeli öldü. Ya Allah'ın verdiği aklı bu kadar şeytanlıkla kullanmak nasıl bir meziyet ben bilmiyorum. Dün gece aniden şunu söylediler. Devlet Bahçeli öldü ya da ölecek. Süleyman Soylu'ya Cumhurbaşkanı dedi ki istifa et, geç MHP'nin başına. Ben seni MHP'nin başına geçireceğim dedi. Ya bir de tiyatro dediler. Ya böyle bir şey olamaz abi. Yemin ediyorum bak ben gazeteciyim. Yani yazar kesiminin hayal gücü vardır. Ben bunları hayal edemiyorum abi. Nereden getirip nereye birleştiriyorlar ya? Süleyman Soylu MHP'nin başına geçecek. Cumhurbaşkanı MHP'nin başına Süleyman Soylu'yu geçirecek falan falan. Süleyman bir kere şu Süleyman Soylu MHP'nin başına geçer mi? Geçecek mi? İddiaları asıl nedeni şu. Süleyman Soylu'yla MHP'yi karşı karşıya getirmek. Tabii. Yani fitnenin... Aslında ittifakı da bölmek. Tabii. Fitnenin... yani böyle nasıl tarif edeceksin? Nirvanası abi bu. Bu... Ya böyle bir şey... Yani şeytanından öte, şeytanın kılığına girmiş, şeytanlaşmış insanlar var ya, çoktur böyle. Bu şekilde bir kampanya bu. Yani bunu ama... Garip olan şey şu, bunu gazeteciler ciddi ciddi soru olarak sorabiliyorlar. Yani bütün gazeteciler. Yani yandaş olanlar mı? Hayır, yayın yaptığı zaman. Ya yandaş mandaş fark etmiyor. Ya gerçekten diyor mesela, candaş olanlar da söylüyor. Gerçekten Süleyman Soylu MHP'nin genel başkanı olacak mı? Geçmiş dönemlerde Erdoğan bir televizyon kanalında Süleyman Soylu yeniden siyaset yapmak istiyor gibi bir argüman geliştirdi kendince. Ama bunlar hep oyun bak Kadir. Süleyman Soylu artık bir güç diyerek. Tabii. Dün gece bir şey daha çıktı ortaya. Süleyman Soylu o mesajlar geldi bilmem şu bu. Cumhurbaşkanı geri adım attı. O sessiz kalan belli kesim. Bak diyorum ya Allah'ın verdiği aklı şeytanlık için kullananlar bir anda şuna çevirdiler. Cumhurbaşkanından sonraki devlet başkanı Süleyman Soylu'dur. Tabii. Tamam mı? Ne? Bu sefer oradan vuralım. Tabii fitne. Yani Süleyman Soylu artık bir siyasi güçtür. Cumhurbaşkanına geri adım attırdı.
Cumhurbaşkanı Allah uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin de. Cumhurbaşkanına bir şey olursa Süleyman Soylu. Süleyman Soylu şu anda parti kursa %30 alır. Ya bunlar tabii Süleyman Soylu'dan kimse bu konuda ekmek çıkmaz ama şunu Devlet Bahçeli bu oynanan oyun farkında. Süleyman Soylu da bu oynanan oyunun farkında. Süleyman Soylu bu sabah görüşmemizde sosyal medyayı takip etmemiş ama gelen ilgi, alaka ve mesajlar kendisine ulaştırılmış. Sayın Devlet Bahçeli'yi telefonla arayıp kendisine teşekkür edeceğini söyledi. Aramış. Sonra da aramış mı? Yansımış mı haberlere? Yani bu çok önemli. Çok çok önemli bir şeydir bu. İkincisi... Bu bizi sevindiriyor da başkalarını öldürüyor ama. Öldürüyor da. Şimdi bir şey daha var Süleyman. Ben ülkücü gelenekten gelen birisiyim. Yani gençliğimiz, çocuğumuz ülkücü olarak geçti. Milliyetçi olarak geçti. Biz bunun kavgasını verdik. Lisede rahmetli babam ben ortaokuldayken komünistler beni öldürecekti o dönemde 12 Eylül öncesinde. Beni kamyon kasasında Erzurum'a kaçırmadı mı? O dönemde bu mücadeleyi verdik. Yani şunu biliyoruz. Alparslan Türkeş'in ölümünden sonra, Allah galiba rahmet eylesin. Amin. Onun ölümünden sonra iş başına gelen Devlet Bahçeli'nin liyakatını, ülkücü geçmişini, kitaplarını, bilgi birikimini, ülkücü gelenekten, tepeden gelen bir adam olmadığını bu insanlar gerçekten göremeyecek kadar kör mü? Allah gecinden versin Devlet Bahçeli. Hak vaki olduğunda yarın ülkücü gelenekten olmayan, çocukluğundan itibaren Demokrat Parti geçmişi olan Demokrat Parti geleneğiyle büyüyen Hasan abisinden, babasından bahsediyorum. Oralarda büyüyüp ülkücü camiayla hiçbir ilgisi olmayan ama milliyetçi ama vatansever Süleyman Soylu ne kadar sevilirse sevilsin. İsterse iki gözün olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına tepeden geldiği zaman sen milliyetçilerin, ülkücülerin bunu kabul edeceğini düşünüyor musun? Hesaba katıyor musun? Meral Akşener'e ettiler mi abi? Ya topa tutarlar. Yani milliyetçi, ülkücü gelenekte bu dava için mücadele etmeyen bir insan o partinin başına gelemez. Bitti. Bunu gözlerine soka soka anlatıyorsun ama yine de ya ama ya öyle de. Ben dünkü yayında şöyle dedim. Ya her şey olabilir dedi arkadaşlar. Dedim ki gazeteciliğimi ortaya koyuyorum dedim. Eğer böyle bir şey olursa ben gazeteciliği bırakacağım, temelli bırakacağım dedim. Buraları terk edeceğim, gidip çobanlık yapacağım dedim. Tamam mı? E şimdi bu ahmaklık, bu yetmiyor. Bu dönemde Devlet Bahçeli öldü. Ya öldü diyenin ne? Anası babası ölsün. Yani ben bu şekilde söyleyeyim. Yani ya öldü. Ya tabii ta anne, anne babalarının suçu ne? Ya kendisi ya vallahi bile ya o acıyı çeksin ya kardeşim. Yaşayan bir adamı toplum bak anası babası acı çeksin diyorsun. Şey kendisi anasının babasının suçu ne? Bu Devlet Bahçeli'ye gönül veren insanların günahı ne? Acı çektiriyorsun, panikletiyorsun. Ta Amerika'dan yani. Sedat Üreten yazmış ya Bahçeli öldü mü diye. Amerika'dan. İnsanları niye ayaklandırıyorsunuz ya? Bu Emre Uslu akşam ne kadar seviniyordu ya. Emre. Küfretme de sen yine. Yok etmem. Etmem de. Bunlara. FETÖ'cüler ne kadar sevindi abi. Bunlara. Bunlara bu imkanları tanıyanlara kızmak lazım. Bunların soyu belli, sopu belli, soysuz yani. Sadece o değil. Bugün işte o bir tane keltoş vardı. Neydi? Erkam. Erkam Tufan. He. Çıkmış o da diyor bir tiyatro muydu diyor. Abdülhamit Bilici denilen kaçıkı çıkarmış. O da anlatıyor. İşte ama referans nereden alıyor biliyor musun? Referansı bu hanımefendi gibi insanlardan abi alıyor. Bunları çıldırtmanın belli bir yöntemi var. İşte bu tür yöntemlerle akşam, çıldırt Süleyman çıldırt. Akşam birisi bana şey yazmış. Ben Süleyman Soylu'yu savunuyorum. Bana yazmış demiş ki Allah sizi birlikte haşretsin demiş. Cevap yazdım dedim. Amin. Yani Allah beni birlikte Süleyman Soylu gibi dava adamlarıyla haşredecekse amin. Sen de Fethullah Gülen'le haşretsin inşallah. Ne diyeyim?
sen esasında bir kaçıklardan birisi, benle senin fotoğrafını yan yana koymuş. Demiş ben bu öz ışıklar kadar işte aklına gelen bütün hakaretleri saydırmış. Dedim valla şeref duydum. Eğer bu adam beni övseydi. Abi şimdi, PKK'lılar, FETÖ'cüler, DHKPC'liler, envai terör örgütlerinin mensupları eğer sana hakaretler ediyorsa bil ki doğru yoldasın. Evet. Ben akşam bir de Süleyman Soylu'ya bir beddua ettim, biliyorsun değil mi abi? Yok Allah. Güzel de şey oldu, dedim ki bizden kurtulamayasın inşallah dedi. Çok güzel bir mesajdı. Herkes de altına amin demiş. Yani aslında Türkiye, Türk insanını, bu ülkeye sadakatle bağlı olan insanların duasını dile getirdim. Çok da amin cevabı var. Hakikaten bu dönemde, bu sıkıntılı dönemde... bir daha söyle o duayı. Bizden kurtulamayasın inşallah. Kendisine mi yazdın? Yok, Twitter'da paylaştım. başı çok kalabalıktır diye daha kendisiyle hiç iletişime geçmedim ama ona da göndereceğim. bu tür bedduaları etmek lazım. Cumhurbaşkanına da, Devlet Bahçeli'ye de, Süleyman Soylu'ya da, Sağlık Bakanımıza da bu tür bedduaları etmek lazım zaman zaman. Bu dönemde bu birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var Hadebi. Dün gece koronayı yenmiş kadar mutlu oldu insanlar. Tabii. Yani 15 Temmuz'dan zaferle çıkmış kadar mutlu oldu insanlar. İyi ki bizim öyle devlet adamlarımız var. Bir sözüyle milyonları ayağa kaldıran devlet adamlarımız var. Bazı CHP'liler falan konuşuyor. Birisi dün demiş, adını vermeyeyim, yemini bozuldu, tekrar yemin etsin falan demiş. Ya bunlar hakikaten şey, Engin Altay söyledi yani. Vereyim ben adını yani. Şeydi, yemin geçerse. Bu da bu dönemin eğlencesi Adebi ya. Çok eğleniyorum ben vallahi. Yani dur. Şey, bizim Cüneyt Özdemir şey diyor ya, kendini takip eden takipçilerine, genç takipçilerine ve bakıyor ekrana, bakayım diyor ergenler ne yazmış. Lan oğlum diyor, ne diyorsun lan sen, ben diyor anlamıyorum diyor. Şimdi bu koca koca adamlar da bir ergen mi diyeceksin, ne diyeceksin, biz böyle konuşamayız da. Ama Meral Hanım da ayıp etti Adebi. Meral Hanım siyasi fırsatçılık, Süleyman Soylu'ya teşekkür ederim, sıra Cumhurbaşkanı'nda falan gibi böyle. Allah selamet versin. Yazık. Süleyman Soylu'nun lafıdır. Evet. Şimdi Havva Hanım'dan gelen mesajlar var. Yani buradan derlemiş soru, bütün arkadaşlara. Koray kardeşimiz, her şerde bir hayır vardır. Cidden Süleyman Soylu'nun istifa teşebbüsü AK Parti içindeki virüslerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Belki de AK Parti'nin kötü gidişatını duvar gibi set oldu demiş. Bu istifa burada kalmaz. Onu ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Bundan sonra bu fitneyi üretenler, bu tuzakları kuranlara sıra gelecek abi. Bundan sonra Süleyman Soylu gitmedi, gitmeyecek olanları da beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Evet. Tuncay Sucuoğlu, sağ ol kardeşim. Nerede like'lar diye. Haklı, nerede like'lar? Abonelikler nerede? Yeni bize katılın dedik. 5 lira katkı sağlayın dedik. Yani... 5 lira ne ya? Ya artık yeni YouTube'da bir bağış sistemi var ya. Öyle mi? Tabii tabii. 5 lira. Abi Ekrem İmamoğlu gibi bağış toplama ya, başına bela olsun. Allah rızası için ne olur. Yavuz Poyraz, Soylu milletin teröre bilenmiş iradesinin eteğe kemiğe bürünmüş halidir. Soylu siyaset adamı değil, milletin gönlünde yer tutmuş Anadolu insanının ortalama sözcüsüdür. Ona cephe alanlar iyi düşünmeli. Şimdi bu YouTube'daki o şeyi bir ekleme yapayım. Mecburen bu açıklamayı yaptım. Burada benim niyetim şey. Burada bu YouTube ekibi çok gece gündüz bir yoruluyor gerçekten. Büyük bir mücadele ediyor. Benim düşüncem bu desteklerle, bu bağışlarla onlara 150 liralık koli göndereceğiz. 150 liralık kolilerimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Evet, haberiniz olsun. Ama prototip, ilk gelen prototip olacak. Bak söyleyeyim size. Ya illa lafı Ekrem İmamoğlu'na mı gidiyorsun? Yok, ben öyle ortaya konuşuyorum. Evet, terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatlamalara varıncaya kadar ülkemizin muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğurma sekteye
uğratma riski vardır, taşımaktadır. İsim yok. Ha, tamam, onları okuduk. Mustafa Koç, Hadi abi, muhalefetin şimdiki taktiği hükümetin icraatlarını gölgelemek için sadece Sağlık Bakanlığı'na güzelleme yapıyorlar. Farkında mısınız? Farkında olmaz mıyız güzel kardeşim? Yani Mustafa, aşk olsun. O da Sağlık Bakanlığı yemek için başka bir şey ha. Evet, Menevse Kargin. Hoş geldin kardeşim. 5 lirasını ödedi geldi. Üyeler burada şey gözüküyor. Daha böyle belirgin gösteriyor. Arkadaşlar, benim de bir ekibim var. Bana da böyle bir organize kötülük yapsanız, para gönderseniz. Evet. Abi bu Sağlık Bakanı ile ilgili söylediğin CHP'lilerin övmesi boşuna değil bak. Sağlık Bakanı'na da başka bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Onu da söyleyeyim. Tabii, aynen katılıyorum sana. Başka söyleyecek bir şeyimiz var mı? Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Var mı, unuttuğumuz bir şey var mı? Her şey... Süt liman. Bugün hava, her şey mükemmel gidiyor. Reytingler, ziyaretçiler İnşallah iyi. İnşallah bir ay, bir buçuk ay sonra şöyle bahar havasıyla birlikte herkes yeniden çıkacağız sokaklara. O zaman gel şöyle yapalım. Bir dua yapalım seninle birlikte. Beddua edelim Süleyman Soylu'ya, beraber edelim. Bizden kurtulamayasın inşallah. Hayır, bizden kurtulamayasın Süleyman Soylu. Hadi siz de bu duayı lütfen yorumların altına iliştirin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Canlı yayınımız devam edecek daha sonraki yayınlarda. Ofise geldik, mesafeyi koruyoruz. Size daha kaliteli yayınlar yapalım diye buraya geldik ama akşamları da evden yine Zoom aracılığıyla yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Teşekkür ederim. Abone sayımız bayağı iyi oldu. Devam edelim. Yüklenmeye devam. Beğenmeye devam. Paylaşmaya devam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.